أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili dostlar, bugünkü dersimize Bakara suresinin 124. ayetiyle devam ediyoruz. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ. Hani hatırla sen, Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle sınamıştı da, o da bu sınavı başarıyla tamamlamıştı. قال dedi ki, İnni ca'iluke linnâsi imâma. Ey İbrahim, ben seni insanlık için önder yapacağım, lider yapacağım. İbrahim, Allah'ın bu ödülü karşısında şöyle demişti. قال وَمِنْ ذُرِّيَّتِ. Ya Rabbi, benim zürriyetimden, neslimden de imamlar, önderler çıkaracak mısın? Ve Allah şöyle cevap vermişti. قَالَ لَا يَنَالُ عَحْدِ الظَّالِم۪ينَ. Zalimler, kendi kendisine kötülük edenler, kesinlikle sözüme, ahdime nail olamazlar. Yani vaadim onlar için geçerli değildir. Burada ayetin ilk cümlesindeki iptila terimi üzerinde durmak gerekiyor. Türkçede de kullandığımız gibi iptila, müptela kelimesi bir şeyin değerini ölçmek, bir şeyin özünde olanı dışarı çıkarmak, bir şeyin sırrını keşfetmek, bir şeyin pahasını öğrenmek için onu sınamak, denemek, imtihan etmektir. Onun için de insanın başına gelen kederlere, dertlere, acı ve ıstıraba iptila denilir genellikle. Çünkü insanı sınayan, insanı imtihan eden, insanın dayanıklılığını ölçen bir birimdir acı. O nedenle iptila denilir. İşte Allah da Hazreti İbrahim'i daha peygamber olmadan önce sınıyor ve deniyor. Gördüğünüz gibi peygamberler amiyane deyimiyle tombaladan çekilmiyor. Tesadüfen seçilmiyorlar. Peygamberler, peygamber olabilmeleri için bir takım sınavlardan geçiriliyorlar. İşte İbrahim Aleyhisselam da bu sınavdan geçiyor ve sınavını mükemmel bir biçimde veriyor. Burada İbrahim Aleyhisselam'ın sınandığı kelimelerin ne olduğu konusu tefsirlerde tartışılmış. Ayette kelimat diyor, kelimeler. Tefsirlerde İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre bu kelimat aşara hısal diye bilinen 10 özellik. Yani bıyık kısaltmak, sakal uzatmak, tırnak kesmek, sünnet olmak, koltuk tıraşı olmak ve temizlik yapmak, misvak kullanmak, ağza ve buruna su vermek gibi, kimisi doğal temizlikle, kimisi estetikle ilgili olan şeyler sıralanmış ki ben ayette kastedilenin bu olmadığı kanaatindeyim. Çünkü bütün bu şeyleri bir çocuk bile yapabilir. Bir çocuğun bile becerebileceği böyle bir şeyi bir peygamber seçiminde Allah'ın iptila olarak
tarif ve tavsif etmesi düşünülemez. Kaldı ki İbrahim peygamberin hayatında imtihan aramaya ne gerek var? İbrahim gibi bir peygamberin ömründe sınandığı eğer şeyleri sıralayacak olursak, hemen aklımıza ilk gelen şey onun ateşle sınanması değil midir? Asıl işte buradaki ayetteki kelimat harfiyen kelime manasıyla değil de onun sınandığı bu ağır ve zor sınavlar anlamına alınmalı. Zaten İbn Cinni'nin El-Hasais isimli 3 ciltlik harika bir eseri var. O eserin 1. cildinin başında, daha başında kelime sözcüğünü ele alır. Ve kelime sözcüğünün tüm kombinezonlarını yazar yan yana. Keleme harflerinden ne kadar kelime çıkar? Keleme, meleke, lemeke, lekeme, melekele. Bunların hepsini sıralar. 5 kombinezon çıkan bu 3 harften bir tanesi hariç, diğerlerinin tamamının ortak anlamı şiddet ve güçtür der. Çok ilginç bir araştırma. İşte kelimenin etimolojik manası da gösteriyor ki, ayette geçen kelimat insana çok şiddetli gelen, çok güç gelen bir imtihan olsa gerek. O da hiç şüphesiz ki İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrud'un halkı uyutmak için icat ettiği putları kırdıktan sonra atıldığı ateşti. Yine öz evladını Allah'a kurban etmekle sınanmasıydı. Yine İbrahim Aleyhisselam'ın Kabe'yi yapmakla sınanmasıydı. Yine hicretle sınanmasıydı ki ülkesini terk etti. Önce Harran'a, sonra Filistin'e, sonra Mısır'a ve sonra ta iç Arabistan'a, Mekke'ye kadar bir ömrü hicretle geçti. Bütün bunlar ağır ve zor sınavlardı. İşte İbrahim peygamber bu ağır acılarla, ağır imtihanlarla sınandı ve ayette de ifade edildiği gibi fe'etemmehun, onların tamamını da kazandı. Bu sınavlardan alın aklıyla çıktı. Onun için İbrahim'in sınandığı kelimelerden kasıt, işte onun başından geçen ve onu halil eden, yani Allah dostu eden bu sınavlarda diyoruz. Ve bunun üzerine Allah kazandığı sınavın ödülünü verdi ona. Buyurdu ki, seni insanlığa önder kılacağım. Ca'iluke linnâsi imama. İmam kılacağım. Ayette imam olarak geçiyor. Yani önder, yani lider, öncü. İmam bu demek. Bizim toplumumuzdaki, o bizim burun kıvırıp da geçtiğimiz, o bizim dudak kıvırdığımız imam var ya, aslında o imam olabilmek için İbrahim olmak gerekiyormuş. Onun için Allah insanlığa imam olarak seçtiğini buyuruyor. İmam kökünden gelir. Anne demektir. Anne. Ümmet de aynı kökten gelir. İkisi akraba kelimelerdir. Aynı kökten gelirler. Neden böyle bir kökten gelir derseniz, çünkü lider, önder, lider olduğu toplumun annesi gibidir de onun için. O topluma anne gibi kucak açacak, anne gibi şefkatli, anne gibi merhametli, anne gibi rahmetli davranacaktır da onun için. Bir şeyin ümmü, yani annesi, Arap dilinde bir,
o şeyin varlığına sebep olan, 2. o şeyi terbiye eden, 3. o şeyi ıslah eden, 4. o şeyi koruyan ve gözeten kimsedir. Demek ki imamın özelliği de bu. Yöneticinin, liderin, öncünün özelliği, öncülük yaptığı kimseleri, insanları, halkları, toplumları, cemaatleri bir anne gibi koruyup kollaması, görüp gözetmesi, terbiye etmesi, onlara önderlik ve örneklik etmesi, onları gözetmesidir. İşte Hazreti İbrahim bu anlamda imam seçildi. Yine ümmet de aynı kökten gelir. Ümmet, ileriki ayetlerde işleyeceğimiz gibi, insanlık ailesinin ana toplumu demektir. Nasıl imam ümmetin anası ise, ümmet de insanlığın anasıdır. İmam ümmete öncüdür, ümmet insanlığa. İmam ümmetin örneğidir, ümmet insanlığın örneğidir. Bunun üzerine Hazreti İbrahim şöyle bir duada bulundu. Benim neslimden de önderler yarat. Tabii ki ana gibi bir baba herhalde böyle bir duada bulunurdu. Böyle şefkatli bir duada bulunurdu. Yani Allah kendisine bir ödül vermek istediğinde ödülü hemen sırf kendisi için değil de ödülün içine çocuklarını ta ileride gelecek neslini dahi katmak için böyle bir duada bulunuyordu. Ne müthiş bir şefkat bu. Tam İbrahim'i bir şefkat. Neslimden de diyor, neslimi demiyor. Çünkü o da biliyor ki bir insanın tüm çocukları hiçbir zaman öncü olamaz. Onun için neslimin içinden de diyor. Ancak bu duaya verilen cevap nedir? قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِم۪ينَ Allah dedi ki, zalimler bu sözüme dahil değildir. Zalimler sözümden hariçtir. Evet, zalim yani kendine kötülük eden. Kendisine kötülük eden herkese kötülük edebilir. Onun için de zalimler, önder, lider, başkan, örnek, imam olamazlar. Bu ayete dayanarak birçok alim, başta tabi'in, sahabe ve daha sonra gelen imamlar olmak üzere birçok alim, zalimler öncülük yapamazlar. Yönetici olamaz zalim hükmüne varmışlardır. Bu hükümden dolayıdır ki Hazreti Hüseyin Emevi sultasına karşı ayaklanmıştır ve bu ayeti delil göstermiştir. La yenalu ahdi zalimin. Çünkü zalimlere boyun eğilmez. Zalimler önder, lider ve başkan olamazlar. Yine İmam-ı Azam işte bu ayete dayanarak çağının yönetimlerine karşı çıkmış. Hatta bir kezinde Emevi valisi kendisini baş kadı olması için sıkıştırınca, yani bugünkü anlamda Anayasa Mahkemesi Başkanı veyahut da Yüksek Hakimler Kurulu Başkanı diyebilirsiniz. Olması, bu görevi alması için işkence altına alınca, değil baş hakimlik, baş yargıçlık görevi, şu mescidin kapılarını say deseniz yine vallahi saymam demiştir. Çünkü zalimlerin yönetimini meşrulaştırmaktan korkmuştur, çekinmiştir. Yine Emeviler o yaşarken yıkılmış, o yaşarken yönetime Abbasiler geçmiş. Abbasiler de aynı teklifi yapmışlar ve onlara karşı da Ebu Cafer Mansur, Abbasi halifesi Ebu Cafer Mansur'a karşı da cevabı aynı olmuştu. Ve bu cevap karşısında
işkenceye çekmişler, imamı hapsetmişler, işkence altında can verdiği halde görevi yine de kabul etmemişti. Onun için imamın bu ayet konusundaki tavır ve fikirlerini Cessas, Ahkamul Kur'an isimli eserinde harika bir biçimde özetler. Ve der ki orada, imama iftira ediyorlar. Bazıları diyorlar ki, güya imam zalimlerin, fasıkların imamlığı caizdir diye içtihatta bulunmuş, fetva vermiş diyorlar. Bu ona büyük bir iftiradır. Ömrü zalimlere karşı böyle bir mücadeleyle geçen ve ömrünün sonunda zalimlerin elinde can veren bir imam böyle bir içtihadı nasıl yapar der. Evet. La yenalu ahdi zalimin. Zalimler sözüme ulaşamazlar. Yani bu sözümden hariçtir onlar buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu ayete bakarak rahatlıkla söyleyebiliriz ki zalimler hiçbir zaman bu ümmetin önünde önderliğe, liderliğe layık değillerdir. Buradan şunu çıkaramayız. Zalimler hiçbir zaman önder olamayacaklar. Tarihte de olmuşlardır. Bugün de oluyorlar, gelecekte de olabilirler. Lakin bu ayetle söylenmek istenen şey şudur. Layık değildirler. Önderliğe liyakatleri yoktur demektir. Eğer layık olmadıkları halde önderlik makamına, liderlik makamına geçmişlerse orayı gasp etmiş sayılırlar. وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَاَمْنَا. Hani bunun üzerine biz beyti yani Kabe'yi insanlar için daimi bir merkez ve güvenlik yurdu kılmıştık. Aslında bu ayetin bir üstteki ayetle irtibatı açık. İbrahim'den söz edilen yerde hemen söz Kabe'ye getirildi. Demek ki Kabe aslında İbrahim'in bir eseri. İbrahim neyin eseri? Çektiği acıların eseri. Adeta böyle bir silsile kuruluyor. İbrahim'i acılar doğurdu, İbrahim Kabe'yi doğurdu. Böyle bir silsile, böyle bir bağlantı, irtibat var ayetler arasında. Onun için hemen bir sonraki ayet, 125. ayet, Kabe konusunda geliyor. وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَاَمْنَا. Hani hatırla ki biz Kabe'yi insanlık için daimi bir merkez ve emniyet, güvenlik yurdu kıldık. Mesabeten merkez anlamına gelir. Daha doğrusu sevap da buradan gelir. Dilimizde kullandığımız sevap. Yani hak edilen, ücretin hak edildiği yer anlamına gelir. Sonuçta sizin ücret alacağınız yer anlamına gelir. Onun için orası gerçekten insanlığın sevap kaynağıdır. Ecir kaynağıdır. Hem madden hem manen. İşte bu manada bir merkezdir. Methaptır. Yani ecrin kaynağıdır. Neyin merkezi? Elbette ki manevi dünyanın merkezi. Elbette ki ümmetin merkezi. Elbette ki İslam'ın merkezi. Elbette ki tevhidin merkezi. Onun için o merkeze bakar tüm muvahhid yüzler. O merkezden ışığını alır tüm kentler. Onun içindir ki Mekke kentlerin anası, Kabe mescitlerin ve mabetlerin anasıdır. Onun içindir ki Hicaz yeryüzü coğrafyasının anasıdır. Çünkü yeryüzünün manevi iklimi kokusunu oradan alır. Yeryüzü
ışığını, aydınlığını oradan alır. Onun için hacca gidilir. Çünkü hacca her giden o aydınlıktan nasip almaya gitmiş. İbrahim'le elleşmeye, dilleşmeye, kucaklaşmaya ve İbrahim'in verdiği sözü kendisi de vermeye gitmiştir. Onun için Kabe merkezdir. Manevi iklimin ebedi merkezi. Ve emniyet yurdudur. Ve emne, güvenlik yurdu. Öyle bir güvenlik yurdu ki, sadece insanları değil, hayvanları da güvenliktedir. Dokunamazsınız orada uçan bir kuşa. Kabe'nin kuşu, ülkenizin, memleketinizin koyunundan değerlidir. Orada bir kuşu öldürürseniz cezası doğrudan bir koyundur çünkü. Evet, onu kesmektir. Oranın çekirgesine dokunamazsınız. Dünyanın en pahalı çekirgeleri oradadır. Dokunursanız sadaka vermeniz gerekir. Oranın ağacına dokunamazsınız. Korunmuştur, muhteremdir, hürmetlidir. Dokunursanız ceza ödemeniz gerekir. Otunu yolarsanız, eğer kendiliğinden bitmiş, işe yarar, kurumamış bir otunu haram bölgede, muhterem bölgede otuna eğer tecavüz ederseniz cezası vardır. Bazen bu ceza bir koyun kesmeye kadar uzanabilir. Onun için muhteremdir orası. Sadece insanı değil, vahşi hayvanları, vahşi doğası, sadece doğası değil, bitkisi, sadece bitkisi değil, taşı toprağı bile korunmuştur. Doğal sit alanıdır, yeryüzünün en kadim, en eski doğal sit alanıdır ve birinci derecede değil, ultra derecede tarihi mekandır. Çünkü 5000 yıllık bir çağrının merkezidir orası. Onun için emniyet yurdudur. Oraya sığınana dokunulmaz. Bu nedenle Hazreti Ömer demiştir ki, babamın katilini eğer orada görsem elim kalkmaz. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُسَلَّى İbrahim makamını duagah ya da namazgah edininiz. Devam ediyor ayet. Ey müminler! O halde İbrahim'in makamını namazgah edininiz. Nedir İbrahim'in makamı sorusu gündeme geliyor. Bugün birçok insan yanlış bir biçimde İbrahim makamı olarak Kabe'nin avlusunda bir camekan içerisinde korunan ve İbrahim peygamberin iskele taşı olarak kullandığı söylenilen ve ayak izleri olan, iki ayak izi olan üzerinde bir kaya parçası zannederler. Oysa ki bu zan yanlış bir zan. Bu ayette beyan edilen, özellikle bu ayette ifade edilen makamı İbrahim, sahabe tarafından, tabi'in tarafından ve büyük imamlar tarafından, hemen tümü tarafından Kabe'nin etrafındaki toprakların, mukaddes toprakların tümü olarak ifade edilmiş. Yani Harem-i Şerif ya da bizim hac mekanı olarak bildiğimiz tüm mukaddes mekanlar olarak izah edilmiştir, açıklanmıştır. Bu noktada eğer İbni Abbas'ın, Cabir'in, Katade'nin, Mücahid'in bu görüşü göz önüne alınacak olursa, bizim için namazgah edinecek yer kıble anlamına artık o taraftır. Zaten Razi de bu ayeti tefsir ederken İbrahim'in makamını namazgah elinden kasıt, kıbleniz olarak İbrahim'in mekanını tutun demektir diyor. İbrahim'in mekanı, makamı İbrahim. İbrahim'in mekanı oralardır. Oraların tümüdür. Bir tane taş İbrahim'in makamı olarak nitelendirilemez.
Öteden beri onun ismi de makamı İbrahim olarak bilinir. Lakin şu bir gerçek ki, Abdülrezzak'ın El-Musannef'inde bir rivayet yer alır, sahih bir rivayet. Daha önce o taş Kabe'ye bitişik iken, Hazreti Ömer o taşı Kabe'den ayırıp daha arkaya, namaz saflarının ve tavafın dışına almıştır. Şirk kokusuna karşı olan hassasiyetinden. İlginçtir. Oysa ki bugün hacca gidenlerin hemen tamamı o taşın arkasında namaz kılmak için birbirini ezmektedirler. Ve o taşın arkasında namaz kılma uğruna hac zamanlarında hilafsız birçok insan ölmektedir. Nasıl bir garabettir bu? Gerçekten de. Bu konunun baştan yeniden ele alınıp, makamı İbrahim, bu ayette ifade edilen makamı İbrahim yeniden aydınlatılmalı. Doğru bir biçimde anlaşılmalı. Ne ki yine makamı İbrahim'den kastın tüm harem ve mukaddes mekanlar olduğu görüşünde olan ikinci sahabe İbn Abbas'tan sonra Cabir'dir. Aynı isimden nakledilen bir hadise dayandırılır o taşın arkasında namaz kılmak. Kılmanın sünnet olduğu. İşin garibine bakınız. Cabir'den gelen bir hadise dayandırılır. Oysa ki hadisin nakledildiği kişinin görüşü makamı İbrahim tüm mukaddes bölgedir diyor. Lakin ondan nakledilen bir hadiste peygamber tavafını bitirdiği zaman makamı İbrahim ismi verdiğimiz bu taşın arkasında namaz kılardı hadisidir. Bu hadisi Tirmizi nakletmiştir. Bu noktada ki Müslim'de de buna benzer bir hadis nakledilir. Zaten hemen hemen hadis külliyatının birçoğu buna benzer hadisler naklediyorlar. Ancak ben hepsini yan yana dizdiğimde farklı farklı lafızlarla bu hadisin geldiğini, hatta bazen bu lafız değişikliğinin hadisin komple manasını değiştirdiğini gördüm. Bu noktada hemen şöyle bir şey daha gündeme geliyor. İbrahim makamını musalla edinindeki musallanın anlamı. Musalla dua gah manasına gelir aynı zamanda. Dua yeri, dua merkezi. Hatta Taberi'nin de vurguladığı gibi bu vezinle gelen, Arap dilinde bu vezinle gelen bir kelime genellikle dua anlamına, dua yeri anlamına kullanılır diyor Taberi. Bunu da göz önüne alınca İbrahim'in makamını dua mahalli, Allah'a yakarma ve yalvarma mahalli olarak anlamak çok daha doğru bir yaklaşımdır. Çünkü bir üstteki ayette ve bu ayette İbrahim'in duası geçiyor zaten. Bir daha sonraki tefsir edeceğimiz ayetlerde de yine Hazreti İbrahim'in dualarından söz edilecektir. Onun için bendeniz İbn Abbas'ın, Cabir'in, Katade'nin, Mücahid'in görüşü olan İbrahim'in makamı tamamen Mekke'nin etrafındaki kutsal hac yapılan mekanlardır görüşünün daha doğru bir görüş olduğunu ve Razi gibi bizim için bu emrin anlamının o tarafa dönerek kıblegah olarak orayı kullanıp namaz kılmak anlamına geldiği görüşündeyim. وَاَحِدْنَا اِلَى اِبْرَاهِيمَ وَاِسْمَاِيلَ اَنْ تَحْرَى بَيْتِيَ لِلْتَائِف۪ينَ وَالْعَاكِف۪ينَ وَالْرُكَّعِ السُّجُودِ Hani bir zaman biz İbrahim'den ve İsmail'den tavaf edenler iç dünyasını imar için kapanacaklar ve uzun uzun rükû ve secde ederek namaz kılacak olanlar için evimi tertemiz, pırıl pırıl edin diye söz almıştık. Burada taifin geçiyor, tavaf edenler. Tavafın ne olduğunu biliyorsunuz. Kabe'nin etrafında 7 kere dönmeye
tavaf adı verilir. Tavafa Hacerül Esved isimli bir taştan başlanılır ve 7 kere dönülür. Aslında bu dönüş evrensel koroya katılmadır. Bu dönüş bir aşk dönüşüdür. Bu dönüş bir ilanı aşktır. Tavaf bir aşk hareketidir. Aynen pervanenin lambanın etrafında dönüşü gibi. Döner, döner, döner. Işığa olan aşkını yenemez, kaldırır kendisini lambanın içine atar ve bir cız sesi duyulur. Ölmüştür. İşte onun gibi. Pervane olup Allah'a olan muhabbetini kulun döne döne ifade etmesidir. 7 rakamı sonsuzluğu ifade eder Arap dilinde. Kinayedir. Aynen atom çekirdeğinin etrafında elektronun dönüşü gibi. Aynen dünyanın etrafında güneş, ayın dönüşü gibi. Aynen güneşin etrafında dünyanın dönüşü gibi. Aynen galaksinin belli bilinmeyen bir merkezinin etrafında güneş sisteminin dönüşü gibi. İşte bu evrensel koroyu taklittir. Tavaf eden her mümin, ya Rabbi ben de evrenin korosuna katıldım, sana ilanı aşk ediyorum. Muhabbetlerimi sunuyorum, onun için dönüyorum ya Rabbi. Ya Rabbi mikro ve makro kozmosla beraber ta eşyanın en küçük maddesi, en küçük birimi olan atomdan güneş sistemine kadar her şey senin koyduğun yörüngede dönüyor. Ben de artık sana geldim ve senin emrine amadeyim. Ben de muhabbetlerimi sunup senin koyduğun yörüngede dönüyorum ya Rabbi. Bununla sana teslimiyetimi belgeliyorum demektir tavaf. Akifin, akifin aslında itikaf buradan gelir. Resulullah Medine'ye göçünce her yıl itikafa çekilirdi Ramazan'ın son 10 gününde. İtikaf iç dünyasını tamir için dış dünyadan çekilmek demektir. İtikaf iç dünyaya yolculuğa açılmak demektir. İtikaf insanın içine doğru çıktığı bir hicrettir. Onun için adeta Hıra Medine'den sonra Resulullah da itikafa dönüşmüştür. Ve bu bir sünnet olarak ümmete kalmıştır. İşte bunlar için evimi tertemiz, pırıl pırıl tutun diye İbrahim ve İsmail'den söz aldık diyor Cenab-ı Hak. Ve iz gâle İbrahim, İbrahim demişti ki bir zaman hatırla. Rabbi ceal hâzâ beleden âminen verzuk ehlehu mine's-semerâti men âmene minhum billâhi ve'l-yevmil-âhir. Ey Rabbim, bu beldenin, bu toprakların halkını bereketli bir toprağın halkı kıl. Onları derin ve sınırsız rızıklarla rızıklandır. Mineth semerati, birçok ürünlerden, meyvelerden rızıklandır. Men amene minhum billah. Ancak benim bu duam sadece onlardan Allah'a iman eden ve ahirete iman edenler içindir. Allah'a ve ahirete İman edenleri bu topraklarda sayısız nimetlerle rızıklandır ya Rabbi diye dua ediyor. Niçin? Bu niçini anlamanız için Mekke'yi görmeniz lazım. Dağında ot bitmeyen, ne hayvancılığa ne de ziraate elverişli bir avuç toprağı bulunmayan, o simsiyah lav kayalıklarının yüzünüze garip garip baktığı, o coğrafyayı tanırsanız eğer, bu duanın o coğrafyada yaşayacak insanlar için ne anlama geldiğini anlarsınız. Ve özellikle bu duayı yapan insanın yıllar sonra kavuştuğu ciğerparesi olan İsmail'ini annesi
İsmail'in annesi Hacer'le birlikte. Bu dağında ot bitmez, kuş uçmaz, kervan geçmez yere bırakıp da gittiğini hatırlarsanız bu duayı niçin yaptığını anlarsınız. Bu dua öylesine bir yürekten yapılmış ki, öyle yürekten yapılmış ki bu dua, bu dua nasıl tutmuşsa bugün gidin yeryüzünün en bahtiyar dilencilerini orada görürsünüz. Orada olmayan bir kol dahi buradaki fabrikadan daha büyük gelir getirebilir. Yürüyemeyen bir ayak, kesik bir ayak, kesik bir kol Kabe'de, Mekke'de burada bir fabrikadan daha çok gelir getirebilir sahibine. Niçin? Ben Hazreti İbrahim'in bu duasına bağlıyorum. O dağında ot bitmeyen, o bir avuç ekecek toprağı bulunmayan o yurdun insanları İbrahim'in duasının bereketine öyle öyle büyük bir bolluk, büyük bir bereket içinde yaşıyorlar ki ancak bunu gidenler görür. Çünkü yeryüzünün en büyük turizm gelirinin olduğu, belki de yeryüzünün en kadim beldesidir desem yeridir. Üstelik ne girilecek denizi var, ne çıkılacak, gezilecek ormanı var, ne yüzülecek ırmağı var. Hiç yeryüzünde siz böyle bir yer tanıyor musunuz? Eğer 1000 yıl ömrünüz olsa ve 1000 yıl gezecek kadar paranız olsaydı ve 1000 tane gidecek, gezecek yer adresi dizseydiniz alt alta, 1001.'ye eğer Kabe olmasaydı Mekke gelir miydi? Gelmezdi. İşte bunu düşünerek bu duayı anlayabilirsiniz. Ama bu dua eksik bir duaydı. Yapılış itibariyle, mantalite itibariyle eksik bir duaydı. Allah bu duanın eksiğini İbrahim peygambere şöyle gösteriyor. Gâle ve men kefera. Allah dedi ki, hayır, kafirlere de vereceğim. Sadece Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere dünyada rızık vermiyorum ki. Ben Rezzak-ı Alemim. Müminlerin rızkını değil, kafirlerin de rızkını ben veriyorum. Dolayısıyla senin böyle tahsis etmen doğru değil ey İbrahim. Geç onu. Ben kafirlere de rızık vereceğim. Veriyorum. فَاُمَتِّعُهُ قَل۪يلًا Yalnız onlara çok az bir mühlet veriyorum. Verdiğim rızıktan onlar çok az bir mühlet safa sürecekler. Keyif çatacaklar. ثُمَّ اَتَّرُّهُ اِلَى عَذَابِ النَّارِ Sonra mı? Sonra onları ateşin azabına iteleyeceğim. وَبِئْسَ الْمَصِيرِ Orası ne kötü varış yeridir, dönüş yeridir. وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَعِيلِ Hani yine hatırla, hatırlayın ey bu ayetlere muhatap olan ayetlerin ilk ve modern muhatapları, ilk muhatabı ey Muhammed, ey sana iman edenler, ey modern muhatabı olan bu çağda yaşayanlar, ey şu anda beni dinleyenler. Hatırlayın. يَرْفَعُ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدِ İbrahim temelleri yükseltiyordu minel beyt, evin, Kabe'nin temellerini İsmail'le birlikte. Ve bu sırada temellerini bitirdikten, Kabe'yi yaptıktan sonra demişlerdi ki, Rabbena tekabbel minna. Ey Rabbimiz, ne olur bunu bizden kabul et. Şımarmadılar. Burunlarını dikmediler. Biz yaptık, ister et ister kabul etme demediler. O sıcakta Allah'a bir mescit armağan ettiler. Yeryüzü mabetlerinin anasını armağan ettiler ve üstelik ellerini kaldırıp bizden kabul eder misin Allah'ım diye de rica ettiler. İşte Allah için bir şey yapmanın adabı bu. İbrahim ve İsmail'in şahsında bize ibadetin edebi öğretiliyor. Yapacaksın ve yaptıktan sonra boynunu büküp
kabul eder misin Allah'ım diyeceksin. Hani İmran'ın kadını da öyle yapmıştı değil mi? Ali İmran suresi 32, 33, 34. ayetlerde. Karnındaki doğmamış yavrusunu Allah'a hibe etmiş, adamış ve dönmüş demişti ki aynı cümleyi o da söylemişti. Benden kabul buyur Allah'ım. Benden kabul et Allah'ım demişti. İşte İbrahim ve İsmail de aynısını söylüyor. Çünkü Allah'ı bilen, kendi haddini bilen, Allah'ın hudutsuzluğunu ve sınırsızlığını bilen biri Allah'a sunduğu hediyeyi sunduktan sonra boynunu büker ve ya Rabbi ben sundum ama sen kabul etmezsen beş para etmez der. İnneke entes semiul alim. Çünkü sen derinliğine işitensin. Niyetimizi ta yüreğimizden geçen, dile getiremediğimiz niyetimizi işiten ve aynı zamanda bu Kabe'yi niçin yaptığımızı çok iyi bilensin. Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zurriyetina ummeten muslimeten lek. Dua devam ediyor İbrahim ve İsmail aleyhisselamın duası. Ey güzel Rabbimiz, bizi sana tam kayıtsız şartsız teslim olanlardan et. A güzel insanlar, siz zaten teslim olmamış mıydınız? Teslim olmayan insan ateşe atlayabilir mi? Teslim olmayan insan yatırıp da öz evladını Allah'a kurban verebilir mi? Teslim olmayan insan Allah'a kurban olabilir mi daha yavru yaşında? Ama yine de ellerini açıp bizi sana kayıtsız şartsız teslim olanlardan kıl diyorlar. Bize edep öğretiyorlar. Bize terbiye öğretiyorlar. Bize Allah'tan ne istenileceğini öğretiyorlar. Bize nasıl dua edileceğini öğretiyorlar. وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكْ. Ve yine kerim bir baba, rahim bir baba olduğunu Hazreti İbrahim burada da ortaya koyuyor. Çünkü İbrahim isminin manası Ebun Rahimun. Aramca'da, İbranca'da, Arapça'da. Çünkü üçü de Sami dillerindendir. Üçü de aynı kökten gelen dildir. Yani merhametli baba manasına gelir. İbrahim ismi. İşte ismiyle müsemma bir baba olduğunu, bir ata olduğunu burada da gösteriyor ve soyunu, manevi soyunu duasında unutmuyor. Ve diyor ki, sadece bizi sana kayıtsız şartsız teslim olanlardan etme. وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكْ. Neslimizden de sana kayıtsız şartsız teslim olacak insanlar yarat, getir diye dua ediyorlar. Kerim bir ata böyle olur. Rahim bir baba böyle olur. Merhametli baba olmak işte budur. İbrahim olmak budur. Ebun Rahimun, merhametli ata. Ve erina menasikena ve tub aleyna. Nasıl kulluk yapacağımızı bize göster Allah'ım. Bu çok önemli. Allah'tan ibadet istemek. Sahi hiç bunu yaptınız mı? İbadetin Allah'ın size bir lütfu olduğunu hiç düşündünüz mü? Aslında şöyle düşündünüz mü? Allah bize namazı vermeseydi biz insanlar düşüne düşüne nasıl bulabilirdik Allah'a böyle bir ibadetle ibadet etmeyi? Ve bize bıraksaydı eğer insan sayısınca İbadet çeşidi olmaz mıydı? Eğer öyle olsaydı dinin birleştiriciliği nerede kalırdı o zaman? Oysa ki din en büyük fonksiyonu insanları birleştirmesidir. İşte ibadetler en büyük nimetlerdir. İbadet için ayrıca teşekkür etmeli. Ya Rabbi
bize namazı verdiğin için teşekkür ederim. Ya Rabbi orucu verdiğin için, haccı, zekatı emrettiğin için teşekkür ederim diyebilmeli mümin. İşte onlar da ibadet istiyorlar. Allah'a nasıl yaklaşılacağını Allah'tan göstermesini talep ediyorlar. Ve arkasından her duanın tacı olan şu cümleyi söylüyorlar. Ve tüb aleyna ve bizi affet. Duaların tacı Allah'tan af dilemektir. Diyeceksiniz ki suç mu işlemişler ki af diliyorlar? Ben de diyeceğim ki suç işlemek sizin defterinizde ne anlamı? Allah'tan gafil aldığınız her nefesi suç bilmiyorsanız eğer. Suça yüklediğiniz anlam Allah'a olan yakınlığınıza göre değişir. Kimisin için suç Allah'ın emrini çiğnemek olabilir. Ama Allah'la samimi biri iseniz o zaman sizin için suç, samimi olduğunuz Allah'a karşı edepsizlik yapmak olabilir. Eğer samimiyetiniz dost olacak kadar, İbrahim gibi halil olacak kadar yakınsa, Allah'la dostluk kurmuşsanız, o zaman onu bir an hatırdan çıkarmanız dahi sizin için suç olabilir. Onun için suç kavramına yüklediğiniz anlam Allah'a olan yakınlığınıza göre değişir. İnneke entet tevvabur rahim. Sen hiç şüphesiz tevbeleri çokça kabul eden merhametli bir Allah'sın. Rabbena veb'at fihim rasulen minhum. Dua devam ediyor. Ey Rabbimiz, onların arasından onlar için bir elçi gönder. Bir peygamber gönder. Yetlu aleyhim ayatik. Senin ayetlerini onlara okusunlar. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Kitabı ve hikmeti onlara öğretsinler. Ve yüzekkihim. Ve onları pırıl pırıl etsin, arındırsın o göndereceğin elçi. İnneke entel azizul hakim. Hiç şüphesiz sen yaptığı işte mükemmel yapansın. Yaptığı işi en mükemmel yapan azizsin. El azizin manası budur. Yaptığı işe galip gelen, eline aldığı her işi en mükemmel bir biçimde yapan ve hakim, aynı zamanda yerli yerince yapan. Yani yaptığı işi yerine oturtansın. Bu duanın meyvesini biliyorsunuz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu duanın meyvesidir. Kendisi de kadir şinaslığı göstermiş ve şöyle buyurmuştur. Ben atam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annemin haber verdiği nebiyim. İşte Hazreti Peygamber atası İbrahim'in duası olduğunu, duasının bir mahsulü olduğunu biliyordu. Biz de bilmemiz için, bizim de Hazreti İbrahim'e Resulullah'tan dolayı teşekkür etmemiz için ne yapıyoruz? Her namazda salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Ey Allah'ım! Ey her mükemmel sıfatı kendisinde toplayan mükemmel Allah'ım! Muhammed'e ve onun iman neslinden gelen herkese yardım et. Onları destekle,
tıpkı İbrahim'i ve onun iman neslinden gelenleri desteklediğin gibi diye dua ediyoruz. Görüyorsunuz. Namazlarımıza İbrahim giriyor. Niçin giriyor? Çünkü tevhidin babası. Çünkü Muhammed Aleyhisselam onun duasının semeresi. Onun için giriyor. Aslında bu ayette peygamberlerin görevlerini de görüyoruz. Peygamberin görevi nedir diye sorarsanız, bir, gönderildiği insanlara Allah'ın ayetlerini hiç bozmadan ulaştırmak, okumak. Sadece Allah'ın yazılı ayetlerini değil, Allah'ın kainattaki ayetlerini de doğru yorumlamak, doğru okumak. Allah'ın insandaki ayetini de doğru yorumlamak, doğru okumak. İkincisi, peygamberlerin ikinci görevi ve yuallimuhumu kitabe vel hikme. Kitabı ve hikmeti öğretmek. Okumak değil burada, öğretmek. Öğretmenin, öğretimin temel amacı hayata dönüştürmek içindir. Kitap ve hikmet bir arada geliyor. Niçin? Çünkü kitap hakikatin teorik kaynağı, hikmetse hakikatin teorik kaynağını hayatın pratiğine aktaracak bir muhakeme yeteneğidir. İşte kitap ve hikmet onun için Kur'an'ın birçok yerinde bir arada gelir. Çünkü hakikatin teorik kaynağındaki o ilahi bilgileri, İlahi emir ve nehileri, ilahi malumatı eğer hayatın pratiğine aktaracak bir muhakeme yeteneğiniz yoksa, kitap sizin için her zaman şifa olmayabilir. Şifaun lil mu'minin ve la yeziduz zalimine illa hasara. Zalimlerin yalnızca hüsranını artırır diyor bu Kur'an. Müminler için şifadır. İşte bu anlamda Kur'an toplumlara deva, bireylere deva ve şifa olması isteniyorsa mutlaka hakikatin bu teorik kaynağını hayatın pratiğine aktaracak muhakeme yeteneği yani hikmet olması lazım. Üçüncüsü de arındırsın ve yüzekkihim, temizlesin sizi. Neden? Ataların bıraktığı tortudan, kirden, şirkten, her türlü müşrik düşünceden, müşrik duygudan ve her türlü geleneğin tortusundan, pisliğinden arındırsın. Kötü taklitten arındırsın. Sizi her türlü kötü ahlaktan arındırsın. Kafanızda, kalbinizde yer alan pisliklerden arındırsın. İşte bir peygamberin görevi bunlardır. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ Kim İbrahim'in milletinden yüz çevirebilir ki? اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ Kendini bilmez kimseler dışında. Kendini bilmez kimseler hariç kim İbrahim'in milletinden yüz çevirebilir ki diyor ayet. Millete İbrahim, İbrahim'in milleti. Yani inanç sistemi. Millet bir inanca, bir inanca tabi olanların tümüne verilen isimdir. Onun için aynı zamanda onların inandığı inanç sistemine verilen isimdir. Bir inanç sistemi olarak çevirmek en doğru bir çeviridir. Bu noktada millete İbrahim kimdir? İbrahim'in inanç sisteminin özelliği nedir diye sorulacak olursa, İbrahim'in inanç sisteminin özelliği işte Hazreti Muhammed Aleyhisselam tarafından tebliğ edilen İslam'ın kendisidir. Çünkü İslam Resulullah'ın tebliğ ettiği, Resulullah'ın ilk defa getirdiği bir inanç sistemi değildir. İslam'ın Resulullah'tan önceki tüm peygamberlerin getirdiği insanlığın değişmez değerlerinin bütünü olduğunu
siz de biliyorsunuz. İşte bu noktada, bu noktada Kur'an soruyor. İnsanlığın değişmez değerlerinin tümünü içine alan İbrahim'in inanç sisteminden kendini bilmez kimseler dışında kim yüz çevirebilir ki? O halde mefhum muhalifinden İbrahim'in inanç sisteminden yüz çevirip de kendine yeni bir inanç ve hayat sistemi seçen herkes kendini bilmez sefihlerdir. وَلَقَدْ اِسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا Biz onu dünyada seçtik. Onu dünyada arıttık, netleştirdik, saflaştırdık. وَاِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ Hiç şüphesiz ahirette de o salihlerden, kurtulmuş kimselerden olacak. Yani Hazreti İbrahim. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ Neden seçtik onu? Yukarıdaki istafeynahu, onu seçtik. Mustafa bu manaya gelir. Mustafa isminin manası seçilmiş demektir. Süzülmüş, arınmış, seçilmiş anlamına gelir. Her peygamber Mustafa'dır, seçilmiştir. İbrahim peygamberin seçimine sebep olan nedir diye soracak olursanız, işte 131. ayette o sebebi söylüyor. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ Rabbi ona demişti ki, hani hatırlayın. Eslim, ey İbrahim, kayıtsız şartsız teslim ol. قَال, o da cevap verdi. اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Alemlerin Rabbi olan Allah'a kayıtsız şartsız teslim oldum demişti. İşte İslam buradan gelir. İslam isminin kaynağı teslimiyettir. İslam'ı doğru bir biçimde okuyan bu çağın büyük mütefekkirlerinden ve öncülerinden Ali İzzet Begoviç öyle diyordu değil mi o meşhur eserinde? Ey İslam, senin adın teslimiyettir. Evet, teslimiyettir. Teslim olmayan İslam olamaz. İbrahim teslim olduğu gün İslam oldu. Tabii ki buradaki İbrahim'e demiştik ki ve İbrahim dedi ki ifadeleri mecazi olabilir. Yani İbrahim'e teslim ol denilmesi şart değil. Zaten hayatın kendisi, Allah'ın var ettiği her şey Allah'a teslim olmanın kurtuluş demeye geldiğini insana fısıldamakta. İbrahim'in de Allah'a teslim olması hiç şüphesiz dil ile değildi. Teslim oldum demekle teslim olmamıştı. Müslüman oldum demekle tıpkı Müslüman olunamayacağı gibi. Teslim olmanın şartları vardı. Teslim olmak bir şeyi ispat etmekti. Teslim oldum demekle teslim olunamazdı. İbrahim ateşe atlamakla ispat etti bunu. İbrahim öz yavrusunu Allah'a kurban etme emrine imtisal ile teslimiyetini ispat etti. Onun için Müslüman oldum demenin de ispatı var. İspatsız teslimiyet iddiası sadece kuru bir iddiadan öte geçmeyecektir. Allah'ın bu tarihi 4000 yıl önce gerçekleşmiş bu hadiseyi getirip de burada ölümsüzleştirmesinin hikmeti nedir sanıyorsunuz? Elbette İbrahim'in hayatından yola çıkarak bu ayetler bize doğrudan bir şeyler söylemek istiyor. Bize bir şeyleri hatırlatmak istiyor. Bu ayetleri hayatınıza taşıdığınızda ve bu ayetlerin muhatabı olarak kendinizi gördüğünüzde siz bu ayetler bana ne diyor diye sorduğunuzda nasıl algılıyorsunuz olayı? Yani
Sizi neye çağırıyor bu ayetler sizce? Size ne vermek istiyor? Hiç şüphesiz, ey kendini Müslüman sayan insan, bak, İbrahim'in teslimiyetinden ibret al. Eğer Müslüman olduğunu iddia ediyorsan, Allah'a teslimiyetini ispat et. Allah'a kayıtsız şartsız teslim ol ki sen de İbrahim'in ordusuna seçilesin.